Herkese yeniden merhabalar. Yepyeni bir videoya daha karşınızdayım. Bugün sizlere tekrar tekrar okumak isteyeceğiniz veya benim tekrar tekrar okumak istediğim kitapları göstereceğim. Şu an bunların arasında tekrar okuduğum hiç kitap var. Bir tanesi var. İki tanesi var. İki tane tekrar okuduğum kitap var. Ama diğerlerini tekrar tekrar okumak istediğim kitaplardan oluşuyor. Zaten şu an hali hazırda tekrar tekrar okuduğum kitapları göstermiyorum sizlere. Çünkü çoğunu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Mesela Harry Potter serisi. O yüzden birazcık daha farklı kitaplar göstereyim dedim. Aslında böyle çok da bilinmeyen kitaplar yok ama daha önce bu tarz bir videoda göstermediğim kitaplar var. Şimdi ilki bu videoya koymazsam içimi rahat etmeyeceği kitaptı. Çok fazla gösterdim, çok fazla bahsettim, çok fazla önerdim. Ama eğer bu videoya koymasaydım bu kitabı gerçekten bu gece rahat uyuyamazdım. Değersiz bir hayat. Yani ne kadar çok sevdiğimi anlatmaktan dilimde tüy bitti. Her fırsatta söylüyorum, herkese okuyun diyorum. Ama 18 yaşından büyüksünüz tabii ki de. Çok güzel, çok harika, beni çok etkileyen, böyle içimi paramparça eden, hayata dair mükemmel bir kitap. Konusunu anlatmak istiyorum fakat böyle, yani anlatabileceğim bir konu var ama size anlatmak istemiyorum. Yani eğer kitap hakkında hiçbir şey bilmeden okursanız sizi o kadar çok etkileyeceğine eminim ki sadece söyleyebileceğim tek şey hayatın çok kötü yanlarıyla tanışmış bir çocuğun yetişkin olduğu zaman yaşadıklarını anlatıyor. Yaklaşık 30 senesini görüyoruz bir arkadaş grubunun ama özellikle bu hayat tarafından bir darbe yemiş olan çocuğumuzun işte arkadaşlık, dostluk, aşk, acı, üzüntü, depresyon, kitapta her şey var. Gerçekten tam bir hayat okuyorsunuz. Adı üstünde değersiz bir hayat. O kadar güzel, o kadar etkileyici ki yani kendinizi sinirlenmekten, ağlamaktan ve karakterin yerine koymaktan başka hiçbir şey yapamıyorsunuz. Gerçekten benim en sevdiğim kitaplardan biri ve mutlaka okumanız gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki kitabım yani bu listedeki en ünlü kitaplardan biri olabilir. Sanırım en ünlü 3. kitap. Belki 4. Ama bayağı ünlü kitaplar var bu listede ve ilki Hobbit. Yani neden olduğunu söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Tolkien gerçekten mükemmel bir dünya yaratmış. Yani bunu benim söylememe gerek bile yok. Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Harika bir dünya, harika karakterler, harika bir macera. Ya benim ilk okuduğum kitap Hobbit'ti ki zaten sizin de öyle olmalı. Yüzüklerin Efendisi'nden önce Hobbit'i okumalısınız. O yüzden Yüzüklerin Efendisi'ni değil Hobbit'i gösteriyorum. Bendeki açıklamalı notlarıyla Hobbit. Eğer ilk defa okuyacaksanız bunu okumamanızı öneririm. Ben ikinci defa okuyuşum için bu kitabı aldım. Elimde yoktu Hobbit. Okuduğum zaman arkadaşımla ödünç alarak okumuştum. Yüzüklerin Efendisi'ni de öyle. O yüzden tekrar edindiğim zaman bu kitabı edinmek istedim ve yakın zamanda tekrar okumak istiyorum. Gerçekten harika bir kitap. Yani benim anlatmama bile gerek yok. Yani anlatmamın hiç lüzumu yok. Okuduğunuz zaman tekrar tekrar okumak isteyeceksiniz. Bu dünyadan kopmak istemeyeceksiniz ki etrafınızda varsa Yüzüklerin Efendisi fanları ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Bir sonraki kitap toplamda 3 defa okumuş olduğum Mekanik Melek. Cassandra Clare'i ne kadar çok sevdiğimi her fırsatta söylüyorum. Kendisi benim en sevdiğim yazarlardan biri. Fantastik, genç yetişkini en iyi yazan kadınlardan biri. Kadın demiyorum, insan. Genel olarak en iyi yazarlardan biri. Neden kadın dedim bilmiyorum. Neyse. Ve benim en çok sevdiğim serisi Cehennem Makineleri. Son serisinin 3. kitabı daha çıkmadığı için onu henüz okumadım. Ama galiba Cehennem Makinesi'ni yerinden edebilecek düzeyde bir kitap, bir seri olacak. Neyse konuşamıyorum bu kitabı anlatırken. Çok heyecanlanıyorum. Ama şu an için benim gözlem Cehennem Makineleri. Bu da ilk kitabı Mekanik Melek. O kadar güzel, o kadar harika ki yani aşk, dostluk, arkadaşlık, iblisler, şeytanlar, büyücüler her şey var kitapta. Zaten gölge avcılarına bayılıyorum. Yani en sevdiğim serilerden biri fantastik ve genç yetişkin olarak. Harika, mükemmel. En çok eğlendiğim serilerden biri. En çok ağladığım, en çok güldüğüm, işte tek günde okuduğum yani kitaplar çok kalın kitaplar. Bu kaç sayfa? 510 sayfa. Diğerleri 600-700 sayfa ve ben bir günde okuduğum kitaplar. Harika, harika. Eğer genç yetişkin ve fantastik seviyorsanız ve daha önce tanışmadıysanız Cassandra Clare ile mutlaka tanışmanız gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki kitabım Dorian Gray'in Portrait'i. Aslında bütün klasikleri bu klasmana koyabiliriz. Ama ben özellikle Dorian Gray'in Portrait'ini göstermek istedim. Çünkü yine yakın zamanda yeniden okuyacağım bir kitap. Ben Aralık'ta okudum bunu. Çok yeni okudum denebilir. O yüzden size böyle şey yapamıyorum. İşte bir sürü defa okudum hayatımın kitabı falan. Ama ikinci okuyuşumda daha iyi, yani daha iyi hazmedeceğimi düşünüyorum. Çünkü benim okuduğum sansürlü versiyonuydu. Şimdi sansürsüzünü okuyacağım. Sansürlü versiyonunu bile o kadar çok sevdim ki bu listeye ekliyorum. Bilmiyorum, benim için
çok etkileyici bir kitaptı ya. Ya neden olduğunu bilmiyorum ama böyle her yerin altını çizmek istedim ve her satırında böyle kendimi bulduğum bir kitap oldu. Bence hayata dair yazılmış en iyi kitaplardan biriydi. Ben çok sevdim. Gerçekten çok keyif alarak okudum ve eminim ki bu sansürsüz versiyonun ikinci okuyuşumdan sonra yine tekrar tekrar okumak istediğim kitaplardan biri olacak. Bir sonraki kitabım yine lise zamanlarımda okuduğum ve çok sevdiğim, çok beğendiğim ve şimdi bu biraz daha yetişkin olmuş kafamla yeniden okumak istediğim kitap 1984. Bir de bu güzel, özel, harika baskını okumak o kadar güzel olacak ki çok heyecanlıyım. Şimdi herkes konusunu biliyordur ama bilmeyenler için kısacık anlatayım. Distopya'nın en ünlü kitaplarından biri bu. Gerçekten harika bir toplum ve harika bir siyasi eleştiriye sahip. Yani siz evinizdeyken kitapta, siz evinizdeyken bile sizi gözlüyorlar, sizi kontrol ediyorlar ve sizi dinliyorlar. Big Brother dinliyor ve işte hiçbir şeyi farklı yapamıyorsunuz, hiçbir şeyi aykırı yapamıyorsunuz. İşte devlete karşı çıkamıyorsunuz, devletin tarihi bile değiştirme gücü var. Yani öyle bir toplum ki böyle birazcık gelecekmişsine anladınız da demek istediğimi. O yüzden ya şu an şu kafamla ve şu an dünya düzeniyle tekrar okumak istediğim bir kitap ve yine yakın zamanda okumak istiyorum. Bence 2019 senesi benim için yeniden okumaların yılı olacak. Çünkü şu anda yine Harry Potter serisini okuyorum bildiğiniz üzere. Bunları da sırasıyla yeniden okuyacağım. Ama eğer okumadıysanız 1984'ü distopya sevmiyor olsanız bile mutlaka okumanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Gerçekten böyle bir aydınlanma yaşayacak size kitap. Bir sonraki kitabım sevgili Baldenius. Kitap olarak değil de yazar olarak konuşmak istiyorum. Çünkü Britney benim en sevdiğim genç yetişkin. Aslında genç yetişkin değil bu, daha doğrusu yeni yetişkin. New Adult diye geçiyor. Yazarlardan biri. 3 kitabını okudum. Birini İngilizce olarak okudum. Çünkü Türkçe çevrilmiyor. Sadece 2 tane kitabı çevrildi. Bir bu, bir de Geçmişin Kırıkları. Ama o kadar, beni o kadar çok etkileyen kitaplar ki, gerçekten çok klişe konular. Ama öyle güzel yazıyor ve öyle etkileyici yazıyor ki ben böyle okurken parçalanıyorum. O kadar çok seviyorum ki size anlatamam. Gerçekten kendisi benim böyle tekrar okumak istediğim yazarlardan biri. Ve bu sene okumadığım kitaplarını okuyup okuduklarımı da en baştan tekrar okumak istiyorum. Ama yani bazı kitapları böyle kendi dilinde okumanın zevki, yani Türkçe'de okumanın zevki çok başka oluyor. O yüzden bekliyorum çevrilmesini. İnşallah çevirirlerse, Türkçe'ye çevirmezlerse İngilizce okuyacağım. Ve sizin de mutlaka bu yazarla tanışmanız gerektiğini düşünüyorum. Yine artı 18 bence ama 17 de okuyabilir yani. Yani artı 17 diyorum. Bir sonraki kitabım. Şimdi henüz bitirmiş konuşamadım. Henüz bitirmediğim bir kitap. Ama yani %100 eminim ki bu listenin böyle başını çekecek kitaplardan biri. Brandon Sanderson'dan Sis Soylu. Neden bitirmiyorum? Çünkü seriyi bitirmek istemiyorum. Çok yavaş okuyorum. Böyle ayda bir 100-200 sayfa falan okuyorum ve köşeye bırakıyorum. Şu an bitirmeme 150-200 sayfa var. Ama ısrarla bitirmiyorum. Çünkü gerçekten bir kitabı ilk okumanın zevki çok farklı. Yani tekrar tekrar okumak da harika ama o kitabı ilk defa okuduğunuzda o kadar böyle farklı oluyor ki ne olacağını bilmiyorsunuz ve her şeye kapılarınız açık ve her sonraki sayfayı çok heyecanlı okuyorsunuz. Şimdi bir şey bilirken okumak zevkli. Şu an Harry Potter'da her şeyi bildiğim halde yine okurken çok keyif alıyorum ama Sis Soylu'da o kadar böyle cahil ve o kadar bilgisizsin ki şu an okurken, yani her şey olabilir ve her şey mümkün ve bunun tadını sonuna kadar çıkarmak istiyorum. O yüzden bitirdiğimde yine her şeyi bilerek okuyacağım bir kitap olacak. Ve eğer siz okursanız bu kitabı eminim size tekrar okumak isteyeceksiniz. Çünkü şu ana kadar okuduğum 400 sayfayı yine tekrar okumak istiyorum açıkçası. Efsane, harika bir kitap. Sonra geriye 4 tane kitabım kaldı. İlki yine lisede okuduğum, hatta lise 1'de okuduğum, böyle üzerinden çok uzun zaman, nereden baksanız 10 sene geçmiş olan kitap, Sophie'nin Dünyası. Şimdi ben lise 1'de bazı etkilerden dolayı böyle birazcık felsefe okumaya sarmıştım. İşte bir arkadaşım vardı ve yani beni kötü etkiliyordu diyebilirim. Ve okuduğum kitaplara çok fazla laf söylüyordu. İşte bu okunur mu? Bu sana ne katkısı var? Klasik laflar işte. Bunu okuyacağına şunu oku, felsefe oku, klasik oku falan filan. Böyle benim beynime o kadar çok girmişti ki ben bir dönem bıraktım böyle kurgu okumayı ve işte böyle felsefe okuyorum, klasik okuyorum ve gerçekten tamamen bilinçsizce ve hiçbir şey anlamadan okuyorum. Çünkü 14 yaşındayım ve daha tam olarak okuma düzenimi tam okumamışken kendimi böyle ağır kitaplara attım ki çoğunu anlamadım. Ama Sophie'nin Dünyası okuduklarım arasında en çok sevdiğim kitaptı ve en çok aklımda yer eden kitaptı. Çünkü
Yani genel olarak çocuklar ve gençler için yazılmış bir kitap. Böyle bir kurgu üzerinden size felsefe dersleri veriyor kitap. Bütün felsefe tarihini öğretiyor. Ve ben okurken o kadar çok keyif almıştım ki gerçekten hiç bu kadar keyif alacağımı düşünmemiştim. O yüzden şimdi tekrar okumak istiyorum bu kitabı. O yüzden bu listeye dahil ettim. Ama genel olarak okuduğunuzda sizin de tekrar okumak isteyeceğiniz bir kitap. Çünkü felsefe tarihinin yanı sıra o kadar güzel bir kurgusu var ki gerçekten kendi içine çekiyor. Ve merak ediyorsunuz ne olacağını, merak ediyorsunuz. Acaba ne olacak, acaba şimdi ne olacak falan filan. Böyle güzel, fantastik bir kurgusu var. Okuduğunuzda ne demek isteyeceğim anlayacaksınız. Çünkü çok anlatamıyorum yine. Ama mutlaka okumalısınız. Üzerinden 10 sene geçti, yine ne olduğunu hatırlıyorum kitapta. Bir kere daha okuduğumda kim bilir ne kadar çok hoşuma gidecek. Bir sonraki kitabım Şimşek Hırsızı. Yani Harry Potter'ı her seferinde söylüyorum ama bu seriyi de çok severim. Bu seriyi de çok keyif alarak okurum. Percy Jackson ve Olympus Dağları serisi. Benim gerçekten Harry Potter'dan sonra en sevdiğim bu tarz kitaplardan biridir. İki kere okudum ben bu kitabı ama birini çok eski okumuştum. Birini seriyi okurken okudum. Şimdi yakın zamanda bir daha okumak istiyorum. Çünkü okuyalı 3 sene falan oluyor galiba seriyi. Devam etmeden önce işte Olympus kahramanlarıydı galiba. Bunun bir yan serisi var. Ona geçmeden önce bunu bir kere daha okumak istiyorum. Ama gerçekten çok keyifli, çok eğlenceli. Sadece işte 12-16 yaş aralığına değil de bence çok geniş bir kitleye hitap eden bir kitap. Daha doğrusu seri. Genel olarak yazar da öyle. Yani mitoloji o kadar güzel, o kadar heyecanlı anlatıyor ki elinizden bırakamıyorsunuz. Ben kurgusunu, karakterlerini, anlatış biçimini, her şeyini çok beğeniyorum. Çok sevdiğim bir kitap, çok sevdiğim bir seri. Ve mutlaka okumanız gerektiğini inanıyorum. Ve okuduktan sonra yine tekrar okumak isteyeceksiniz. Çünkü harika bir dünya. Yani bu dünyadan çıkmak istemeyeceksiniz. Bir sonraki kitabım yine çok yakın zamanda okuduğum, daha geçen ay okumuş olduğum Swanların Tarafı. Neden bu listede? Çünkü gerçekten çok harika, çok etkileyici ve edebiyata böyle kendini altın harflerle yazdırmış bir kitap. Edebiyatın en büyük eserlerinden biri olarak geçiyor. Ama ben bu listeye neden dahil ediyorum? Çünkü bence bu kitabı sadece bir kere okuyarak anlamak pek mümkün değil. Bence birkaç defa okumak gerekiyor tam olarak hazmetmek için. Ben şu an işte her ay bir kitabını okuyarak devam etmeyi planlıyorum serinin ama bütün seriyi bitirdiğim zaman ki Ağustos ayına denk geliyor. Ağustos'ta bir de şey yapacağım. En başa dönüp tekrar okuyacağım. Çünkü ben ancak o zaman tam olarak anlayabileceğimi düşünüyorum. Tabii benden çok çok daha zeki bir insan ilk okumada anlayabilir ama ortalama zeka düzeyine sahip insanlar için bir okumayla yetmeyeceğine inandığım bir kitap. Benim şimdi bütün kitaplarım bu kadardı. Kaç kitap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kitap. Gerçekten hepsi çok güzel, çok harika ve tekrar okumak isteyeceğiniz kitaplar olduğunu düşünüyorum. Eğer daha önce hiç okumadığınız bir kitap varsa bence mutlaka listenize eklemelisiniz. Çok seveceksiniz, çok keyif alacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.